2. Samuel 6. bölüm, Tevrat, bozulmamış bir bölümüdür. Evet. Tevrat'ın bozulmamış bölümüdür. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çeng, tef, çıngarak, ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Keten efot kuşanmış Davut, Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Hay dedemin güzelliğine bak ya. Şu aslanımın güzelliğine bak. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde hay 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 şeklinde eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Ki o sandık yakında bulunacak. İnşallah. Kutsal sandık inşallah. Getirip inşallah meydana koyacağız Kudüs Şerif'te. İnşallah. Mescid-i Aksa'nın önüne. İnşallah. Rabbin sandığı Davut'un kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Eşi Hazreti Davut'un. Rabbin önünde dans eden Kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi, İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi kullarının carileri önünde soyundun diyor. Orada otur bana oynuyorsun diyor Hazreti Davut'a. Yani gururlu olduğu için. Davut, babam ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım. Allah'ın önünde oynadım ben diyor. Diye karşılık verdi. Evet Rabbin önünde oynayacağım. Görüyor musun? Dedemi. Üstelik kendim bundan daha da küçük düşüreceğim. Hiçe sayacağım diyor. Var mı diyeceksin diyor. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar. Saul'un kızı Mikal'in ölene dek çocuğu olmadı diyor. Allah'tan ona bir ceza olarak. Bunların hepsi doğru yani. Tarih bilgisi olarak sağlam açıklamalardır. Ama vahiy değildir. Vahiy değil bunlar. Fakat tarih bilgisi olarak net doğru açıklamalar. Çünkü herkesin tasdik ettiği, kabul ettiği hükümlerdir. Evet. Tevrat'ın doğru kısımları ilk sayfalardadır. Evet. İlk ön sayfalardadır. Evet.